9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 79 cevabı ise önce sorular yazıldı, daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular, hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 79 cevabı. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 79 cevabı ise önce sorular yazıldı, daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular, hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. Sorulara: aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. İslam'da ibadet kavramı neleri kapsar? Örneklerle açıklayınız. Cevap: Allah'a kulluk etmek, saygı ve bağlılık göstermek, buyruklarını yerine getirmek, onun rızasını kazanmak amacıyla niyet ederek belirli zamanlarda ve şekillerde yapılan her türlü iş ve davranış. 2. İbadetlerde temel ilkeler nelerdir? Kısaca açıklayınız. Cevap: isteklilik ve samimiyet, gösterişten uzak olmak, kolaylık ve güç yetirebilirlik. 3. Efaldi mükellefin, mükelleflerin fiilleri nelerdir? Örnekler vererek yazınız. Cevap: Müslümanın yapması ve sakınması gereken, İslam dininin bildirdiği emir ve yasakların hepsine efali mükellefin denir. Buna ıslama hükümler de denir. Bir Müslümanın dinde yapması ve sakınması gereken işler 8 çeşittir. Bunlar: farz, vacip, sünnet, müstehap, mubah, haram, mekruh, müfsit. 4. İbadetlerin bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Kısaca açıklayınız. Cevap: birey Allah yolunda olduğu için kötülük ve haramlardan uzak durur, iyi, güzel ahlaklı bir insan olur. 5. İbadetlerin toplumsal hayata katkıları nelerdir? Yazınız. Cevap: Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlayan en önemli etkenlerin başında ibadetler gelir. İbadetlerin aynı dine inanan insanları kaynaştırma ve aralarında toplumsal birlik ve beraberlik bilincini geliştirmek gibi toplumsal faydaları söz konusudur. Başta namaz, oruç ve hac ibadeti olmak üzere bütün ibadetler toplumsal birliğe hizmet eder. Örneğin dinimiz, cemaatle namaz kılınmasını teşvik etmiş, iftarlara fakir insanların davet edilmesini tavsiye etmiş, muhtaç olan kimselere gizlice sadaka verilmesini öğütlemiştir. B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. İbadet Allah'a, C.C., imanın tabii bir sonucudur. Müslüman Allah'a, C.C., olan bağlılığını ibadetle gösterir. İbadetler insanı iyiye, güzele ve doğruya yönlendirir. Buna göre Allah'a, C.C., inanan bir kimsenin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? A. Farz olan ibadetleri yerine getirir. B. İbadetleri gönüllü bir şekilde ve içtenlikle yapar. C. Güzel davranışlar yapmaya istekli olur. D. İbadet ederek toplumsal mevki kazanmaya çalışır. E. Allah'ın, C.C., yasakladığı davranışlardan sakınır. Cevap: D. 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 79 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.